Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Kübra Hanım. Merhaba hocam. Sevgili arkadaşlar, Kübra Hanım ile beraber A2 Conversation, A2 Türkçe sohbet edeceğiz. Kübra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de hoş buldum. Hoş geldin, hoş buldum olur mu hocam? Evet, olur. Hoş geldin. Sonra hoş buldum. Ben hoş buldum. Çok güzel. Normalde hoş bulduk kullanıyoruz. Hoş geldin, hoş bulduk. Ama arkadaşlarımız var, samimiyiz. Hoş geldin, hoş buldum. Bu da var. Tamam. Kübra Hanım, siz kimsiniz? Nerelisiniz? Ben Kübra. Ben de Türkçe öğretmeniyim. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. 23 yaşındayım. Yeni mezun oldum. Ben de hocam. Türkçe öğretmeni olmak nasıl? Güzel mi? Türkçe öğretmeni olmak çok güzel. Ben çok seviyorum. Öğretmen olmak çok güzel. Peki sizin öğrencileriniz çok mu? Benim öğrencilerim şu an çok değil ama her ülkeden farklı öğrencim var. Şu an ne demek? Çünkü belki bazı insanlar, bazı öğrenciler bilmiyor. Şu an ne demek? Şu an, şimdi anlamına geliyor. Şimdi, şu an yaptığımız bu şu anki şeylere şimdi de diyebiliyoruz. Şu anda diyebiliyoruz. He, tamam. Yani şu an veya şimdi. Evet. Biz şu an veya şu anda, yani şimdi konuşuyoruz. Tamam, anladım. Evet. Peki, şimdi, pardon, şu an, haydi, şu an. Şu an biz A2 sohbeti yapıyoruz. Kübra Hanım, siz nerede yaşıyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Nerelisiniz? Normalde nerelisiniz? Ben normalde Mardinliyim. Mardin, Türkiye'nin çok güzel şehirlerinden biri. Mardin, Türkiye'de. Peki, Türkiye'nin kuzeyinde mi? Türkiye'nin güneyinde mi? Güneyinde. Mardin, Türkiye'nin güneyinde. Mardin, Türkiye'nin güneyinde. Mardin kalabalık bir şehir mi? Mardin kalabalık bir şehir değil ama turist çok var orada. Çok turistik bir yer. İnsanlar orayı ziyarete gidiyor. Çünkü birçok tarihi yapısı var. Çok güzel bir şehir. Yani tarihi kaleler, tarihi camiler, tarihi mekanlar. Medreseler, evet. Medreseler. Bu arada medrese ne demek? Medrese eskiden Osmanlı'da öğrenci, şu anki okul gibi düşünürsek. Okul. Evet, okul diyebiliriz. Tamam, medrese evet. Yani okul. Okul. Ama şu an okul olarak kullanılmıyor. Tarihi bir yer. Anladım. Yani eskiden arkadaşlar, eskiden medrese okul olarak, okul demekti. Peki, sık sık Mardin'e gidiyor musunuz? Hayır, çok gitmiyorum. Geçen yaz gittim. Bu kadar. Başka da gitmedim. Evet, sadece geçen yaz gittim ve çok beğendim. Bir dakika. Geçen yaz ilk defa mı gittiniz? Evet. Çünkü ben 3 yaşımdan
beri İstanbul'dayım. Yani siz çocukken İstanbul'da yaşadınız. Evet. Tamam. Mardin'de, Hocam peki pardon. sizin memleketinizi soracaktım. Sorun. Sizin memleketiniz neresi? Memleket ne Siz demek? nerelisiniz? Teşekkür ederim. Bu daha A2. Ben Evet. Manisalıyım. Ben Manisa'da doğdum. Manisa İzmir'e yakın. İzmir'e yakın. Fakat ben de hayatımda belki 2 defa, belki 3 defa gittim. Bu yüzden bilmiyorum. Çok iyi bilmiyorum. Ben de uzun zamandır nerede? İstanbul'da yaşıyorum. Üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Pardon, unuttum. Siz üniversiteyi nerede bitirdiniz? Mardin'de mi, Ben İstanbul'da mı? İstanbul'da okudum ben. Üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Ben üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Peki, İstanbul'da üniversite okumak, İstanbul'da yaşamak nasıl? Eğlenceli mi? Güzel mi? Ben İstanbul'u çok seviyorum. Çok güzel. Zaten 20 yıldır İstanbul'dayım. Çok mutluyum, çok eğleniyorum ama İstanbul biraz yorucu. İstanbul yorucu ne demek? Yani Yani çok büyük kalabalık, mü? Aa. çok kalabalık olduğu ve çok çok yoğun, çok koşuşturma, çok iş olduğu için. İstanbul kalabalık bu yüzden. İstanbul yorucu bu yüzden. Aa, ve trafik. İstanbul'da çok Evet. fazla trafik var bu yüzden. Evet. Peki İstanbul'da hava nasıl? Hava temiz mi? Hava kirli mi? İstanbul'da bence hava temiz değil. Hava biraz kirli. Çünkü çok fazla araba, araç var ve hava kirli. Çok da insan var. Anladım. Peki Kübra Hanım, İstanbul'da deniz var mı? Evet, Marmara Denizi var. Orada mesela balık tutmak mümkün mü? Çünkü denizde balık olabilir, olur hatta denizde balık olur. Orada Evet. İstanbul'da Marmara Denizi'nde çok balık var mı? Balık tutuyorlar. Benim gördüğüm insanlar balık tutuyorlar. Ama balık ne kadar iyi, ne kadar çok bilmiyorum. Balık, Ama balık tutanlar var. bazı insanlar balık tutuyorlar Evet. ve mesela ben de gördüm Üsküdar'da balık tutuyorlar. Oltayı Evet. atıyorlar. Olta bu arkadaşlar, olta. Olta ile balık tutuyorlar. Ben Üsküdar'da gördüm insanlar balık tutuyor. Eminönü'de gördüm. Kadıköy'de de Evet. gördüm. İnsanlar balık tutuyorlar. Aa, hocam sormak istiyorum. Arkadaşlara sormak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, siz balık tutuyor musunuz? Veya siz balık tuttunuz mu? Sevgili arkadaşlar, lütfen yazın bize. Kübra Hanım, siz balık tuttunuz mu İstanbul'da? Yok, ben balık tutmadım. Siz Peki, tuttunuz mu? ben balık tutmak istedim fakat her zaman boş geldi. Yani maalesef balık gelmedi ama kardeşim çok şanslıydı. Ben kardeşimle balık tutmaya gittim. Kardeşim 2 tane, 3 tane
balık tuttu. Her seferinde, her defa iki tane, üç tane balık tuttu. Ben ona sadece baktım. Nasıl? Benim oltam olta. Benim Evet. oltam boş, senin oltan dolu. Şans. Yani biraz, Şans. Evet. pardon, biraz şanssızım. Siz şanslı mısınız hayatta? Bence ben şanslı bir insanım. Yani iş konusunda, insan konusunda, arkadaş konusunda şanslı bir insanım. Çok güzel. Sizin çok arkadaşınız var mı İstanbul'da? Benim bir sürü, birçok arkadaşım var İstanbul'da. Tamam. Arkadaşlarınızla Türkçe mi konuşuyorsunuz? Evet, arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum. Yabancı arkadaşlarınız var mı? Yabancı arkadaşlarım da var. Onlarla çok vakit geçirmiyorum ama onlarla buluştuğumda, onlarla konuştuğumda bazen İngilizce de konuşuyoruz. Vakit geçirmek ne demek? Yani arkadaşımla zaman olarak birlikte olmak. Arkadaşımla birlikte olmak. Aynen. Yani vakit geçirmek arkadaşlar, bir kişiyle beraber kafede oturmak, sinemaya gitmek, gezmek, vakit geçirmek. Mesela Evet. anne çocuk ile vakit geçiriyor, baba çocuk ile vakit geçiriyor gibi. Tamam. Peki siz Kübra Hanım en çok kimle vakit geçiriyorsunuz? Ben en çok en yakın arkadaşım Ceylan ile vakit geçiriyorum. Instagram'da online Türkçe'de Ceylan'la birlikte ders de veriyoruz. Benim hem iş arkadaşım hem de yakın arkadaşım. Yani o Ceylan Hanım sizin çok yakın arkadaşınız. Bu aşağıda var. Online Türkçe alt çizgi TR. Bu sizin adresiniz mi? Evet, bizim Instagram adresimiz. Çok iyi. Peki Ceylan Hanım, yani sizin arkadaşınız nereli? Ceylan benim arkadaşım, Batmanlı. Türkiye'de bir şehir. Batman, Türkiye'de bir şehir. Enteresan bir isim. Çünkü Evet. İngilizce'de bu var. Batman, tabii İngilizce'de Batman. Ama Türkçe'de Evet. şehir var arkadaşlar. Evet. Batman şehir var. Peki siz nerede tanıştınız? Ceylan Hanım'la nerede tanıştınız? Mardin'de mi? Hayır, biz Ceylan'la, o da İstanbul'da yaşıyor 20 yıldır, o da aynı şekilde. Biz lisede tanıştık Ceylan'la. O da Batman'a gitmedi, bir kere gitti. Biz İstanbul'dayız beraber, liseden beri Ceylan'la Yani siz uzun zamandır Ceylan Hanım'la arkadaşsınız. evet. Tamam. Peki Ceylan Hanım ile ara sıra sinemaya gider misiniz? Sinemaya, tiyatroya gitmeyi çok seviyoruz biz. Hatta tiyatro bileti aldık. Bir İspanyol öğrencimizle birlikte üçümüz tiyatroya gideceğiz Perşembe günü. Oo, Perşembe günü tiyatroya gideceksiniz. Peki bu oyun Türk yazarın oyunu mu, yabancı yazarın oyunu mu? Yabancı bir yazarın oyunu. Adı ne? Evet. Oyunun adı ne? Kuğunun şarkısı. Wow, Kuğu'nun şarkısı. Peki tiyatro mu, müzikal mi? Müzikal. Müzikal, anladım. Evet. Enteresan bir oyun. Evet. Tamam. Peki Kübra Hanım, siz tiyatroya gidiyorsunuz, siz sinemaya gidiyorsunuz. En son sinemada hangi filmi seyrettiniz?
Ben uzun süredir sinemaya gitmiyorum. En son Dune filmini izlemiştim. Bayağı uzun süre oldu. Yani Dune filmini dün izlemedin. Uzun zaman önce izledin. Evet. Evet. Tamam. Dune filmi. Evet. Arkadaşlar, Dune filmini ben izlemedim. Kübra Hanım, Dune filmi güzel miydi? Bana tavsiye ediyor musun? Evet, ben çok beğendim. İkisi de çıkacak vizyona. İkincisi de gelecek bu sene. Bence çok güzel bir film. Ben çok beğendim. Tamam. Tavsiye ederim. Tavsiye ediyorsun. Ben en son Avatar 2'yi seyrettim. En son sinemada Avatar 2'yi seyrettim. Film güzeldi ama uzun süre aynı güzel şeyleri seyrettim. Uzun süre 3 saat film sürüyor. 3 saat sürüyor. Yani acıktım. Sinemada acıktım 3 saat ve sıkıldım. Yeter, tamam, anladım. Çok güzel, süper. 3 saat. 3 saat çok uzun. Çok uzun bir filmdi ama Ben güzel filmdi. izleyemem. 3 saat izleyemem. Sinemada 3 saat izleyemem. Çünkü ben çok hareketli bir insanım. 3 saat oturamam. 3 saat oturmak senin için problem. 3 saatte Allah'a şükür mola vardı. Mola. Yani 1,5 saat bitti. Mola oldu. Molada insanlar tuvalete gitti. Kafeye gitti. Sonra film tekrar devam etti. Allah'a şükür mola vardı. Ben başka bir ülkede sinemaya gittim. Mola yok. Nasıl? 3 saat film. Yani mesela çocuk var. Çocuk diyor ki, baba tuvaletim var. Anne tuvaletim var. Yani tuvalet problem oluyor. Başka ülkede molasız film gösteriyorlardı. Hangi ülke hocam? Rusya. Rusya'da, Moskova'da ben yaşadım. Orada sinemaya gittim ve bu vardı. Ama belki bazı sinemalarda bu sistem var. Belki bazı sinemalarda bu sistem yok. Siz yurt dışına gittiniz mi? Yurt dışında yaşadınız mı? Ben yurt dışına gittim. 3 ay yaşadım ama sadece 3 ay. Evet. Peki, Kazakistan'da. tamam, sorumu cevapladınız. Nerede yaşadınız? Kazakistan'da. 3 ay tatil gibi belki oldu. Tatil gibi Evet, oldu. evet. Evet. Peki Kazakistan'da hayat nasıl? Güzel mi? Enteresan mı? Farklı mı? Türkiye'yi özledin mi? Türkiye'yi çok özledim. Kazakistan'da olduğumda. Kazakistan'da hayat daha sakin. İstanbul gibi değil. Ben Almatı'da kaldım. Kazakistan'ın bir şehri. Çok sakin bir yer. O yüzden bana tuhaf geldi. Ben İstanbul'u çok özledim. Almatı'da hayat nasıldı? Nasıl sakindi? İstanbul gibi trafik var mıydı? İstanbul gibi bazen kalabalık mıydı? Evet, bazı saatlerde trafik vardı, bazı saatlerde yoktu. Trafiğin olduğu saatler çok kalabalık. İstanbul gibi bir trafik çok yorucu, bunaltıcı ama genel olarak sakin bir yer. Kazakistan'da yemekler nasıldı? Yemekler. Yemekler bana değişik geldi. Değişik geldi Çok ne tuhaf. demek? Yani Türkiye'deki yemekler gibi değildi, farklıydı. O yüzden ben yiyince çok
şaşırdım. Bu yani çok damak tadıma uymadı. Damak tadı ne demek? Evet. Yani benim alışmış olduğum biraz çok şey A2 dışına çıktı bu. Yani Normal yemek farklı. gibi gelmedi bana. Farklı Aa, geldi. farklı lezze. Tamam, Evet. anladım. Yani farklı tat ve farklı lezzetteydi. Bu yüzden yemekler farklıydı. Tamam. Evet. Anladım. Peki o ucuz mu? Hayat orada ucuz mu? Hayat çok ucuz değildi. İstanbul'daki gibiydi. Biraz daha zor olabilir. Biraz daha zordu. Evet. Peki ne enteresan ve güzeldi orada sizin için? Ne enteresan ve güzeldi Kazakistan'da? Benim için Kazakistan'da en güzel şey tahta kiliseleri. Kiliseleri ahşaptan, tahta, renkli, çok güzel kiliseler vardı. Onları çok sevdim. Kazaklar Müslüman mı? Kazaklar, Müslüman da var tabii ki. Farklı dinlerden insanlar da var. Ama genel olarak Kazaklar Müslüman. Anladım, anladım. Peki. Hocam, Kübra Hanım, güzel bir sohbet oldu. 20 dakika konuştuk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet, bizim için pratik oldu. Arkadaşlar için pratik oldu. Belki yeni kelimeler, belki yeni telaffuzlar. Biraz onlara A2 öğrencilerine biraz B1'i gösterdik. Bak B1'de bu kelimeler olabilir dedik ve genel olarak A2 kelimeleriyle, grameriyle konuştuk. Evet. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Artık videoyu kapatalım. Öğrencilere bol bol pratik, bol bol dinleme, bol bol konuşmayı tavsiye ediyorum. Videoları izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Size de çok teşekkür ederim Ali Hocam. Ben teşekkür Tekrardan. ederim. Evet. Kendilerim. Tekrardan Söyle. inşallah Görüşmek üzere görüşmek diyelim. üzere. Ben de söyleyeyim Sayın Hocam. Arkadaşlar, hem benim YouTube kanalımda hem Kübra Hanım'ın YouTube kanalında bu videoyu izlediniz. Teşekkür ediyoruz. YouTube için bu çok önemli, algoritma için bunu istiyoruz, rica ediyoruz. İstiyorsanız siz tıklayabilirsiniz. Fiil tıklamak Türkçe'de. Sonra başka konuşmalarda, sonra başka videolarda, pratik videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere Kübra Hanım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.